Dün bu özür dilerim, çarpıtmalarına delil vermiştiniz Kur'an'dan gaybla ilgili olarak. Gaybı Allah'ın yalnızca bildiğini ama elçilerinden dilediklerine bunu bildirdiğini ve Kur'an'dan da örnekler de vermiştiniz hocam inşallah. Onlara vereyim mi hocam başka örneklerin? Bu konu çok önemli çünkü İnşallah durup hocam. durup Evet. ya Fatih Altaylı'nın programına çıkarıyorlar hocaları. Evet. Veyahut diğer programa çıkarıyorlar. Gayb bilinmez, gayb bilinmez. Dolayısıyla da kıyamete çok var. Milyonlarca sene var. Rahat olun. Evet. Kardeşim, şimdiki neslin torunları kıyameti görecekler. İnşallah hocam. Kıyamete çok az var. Milleti yanlış yönlendirmeyin. Her anda kopabilir. Yani şu anda da kıyamet kopabilir ayrıca. Fakat Bediüzzaman hadis-i şeriflerden çıkartarak, hadis-i şeriflerde çıkar, 8 tane hadis-i şerifler sünnetinden. Hicri 1545 gibi, yani miladi 2120 gibi kıyamet kopacak diyor inşallah. Evet hocam, Allah'ın inşallah. İzniyle. Ama her anda kopabilir diyor. İnşallah. Gayb Allah'ın bildirmesiyle peygamberlere bildiriliyor. Evet, inşallah. Bu çok açık bir hükümdür. Bunu anlamazlıktan gelmesinler. Oku o konulardaki ayetleri ve delilleri. İnşallah hocam. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sığınırım. O gaybı bilendir. Kendi gaybını, görülmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz. Ancak elçileri içinde razı olduğu, seçtikleri kimseler başka. Cin suresi 26-27. Ha, Cin suresi 26 ve 27'ye bakanlar gaybın Allah tarafından bildirilmesiyle bilineceğini göreceklerdir. Evet hocam, inşallah. Gayb Allah'ın bildirilmesiyle biliniyor. Ve evet. Bildiriyor Allah gaybı ve Kur'an'da da gaybı bildirdiğini Allah açık açık anlatıyor. Evet hocam. Hangi konularda gaybı bildirdiğini de peygamberlere göstermiş, anlatmış. Evet hocam. Onun için bu konuda yanlış bilgiler veriyorlar. Doğrusu budur. Evet hocam, inşallah. Evet, devam et. Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak değildir. Ama Allah elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse siz de Allah'a ve elçilerine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Ali İmran suresi 179. Ha. Dilediğini seçer. Evet. İşte dilediğine gayb bilgisi verir diyor Allah. Maşallah. Evet hocam. Cin suresinde de 26 ve 27'de çok sarih açık olarak gaybı Allah seçtiği peygamberlerine, elçilerine bildireceğini söylüyor. Evet hocam, evet. İnşallah. Devam et. Bunlar gayb haberlerindendir. Bunları sana vahyediyoruz. Ali İmran suresi 44. Bak Ali İmran suresi 44'te gayb haberlerini Allah ne diyor? Bak bunlar gayb haberlerdir. Sana bildiriyoruz diyor Allah. Evet bildiriyorum hocam, inşallah. Diyor. Evet. Demek ki gaybı Allah bildiriyor. İnşallah. Evet, inşallah hocam. Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunları sen ve kavmin bundan önce bilmiyordun. Şu halde sabret. Şüphesiz güzel olan sonuç takva sahiplerindendir. Hud suresi 49 hocam. Hud suresi 49'da da yine evet, değil hocam. Mi? Cenab-ı Allah gayb haberlerinden bilgi verdiğini söylüyor. Evet hocam, evet. Maşallah. Bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar Yusuf'un kardeşleri o hileli düzeni kurarlarken yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. Yusuf suresi 102. Ha. İnşallah. Bak bu da mesela geçmişe ait. Geçmiş ve gelecek her ikisi de gayiptir. Evet hocam. İkisini de Cenab-ı Allah bilir ve istediğinde kullarına bildirir. Evet hocam, inşallah. Değil mi? Peygamberlerine bildirir, seçtiği. Evet hocam. Burada da Cenab-ı Allah yine gaybı bildirdiğini belirtiyor. Evet hocam, evet. İnşallah. Hani Meryem oğlu İsa da ey İsrailoğulları gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdelecisiyim demişti. Fakat o onlara apaçık belgelerle gelince bu açıkça bir büyüdür dediler. Saf suresi 6. Bak kendisinden sonra gelecek elçinin isminin gayb bilgisi olarak bildiriyor peygamber. Evet hocam. Değil mi? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismiyle geleceğini önceden bildiriyor. Bu bir gayb bilgisidir. Evet hocam, inşallah. Değil mi? Evet. Yani annesi babası ismini Ahmet koyalım o peygamber olsun diye koymadılar peygamberimiz. Bilmiyorlardı. Gayb bilgisidir. Evet. İsmi Ahmet. Peygamber Efendimizin. Evet. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa'dır. Evet hocam. Bak gaybı biliyor Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın bildirmesiyle. Evet. Hani gayb bilinmiyordu? Evet. Değil mi? Evet hocam, inşallah. Evet, devam edelim. Hazreti İsa için inşallah şeytandan Allah'a sığınırım. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Ali İmran 49. Hani gayb bilinmiyordu? Evet. Bu da bak gayb haberi. Evet. Allah peygamberine bildiriyor. O da bildiriyor insanı. Evet. Devam et. Hazreti Yusuf dedi ki size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Bak Allah öğretiyor gayb bilgisini. Evet. Bak bu da gayb bilgisi. Evet.
olmadan önce bir olayı söylüyor Hazreti Yusuf. Evet hocam, evet. İnşallah. Hazreti Muhammed'den inşallah. Hani peygamber eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Derken o bunu haber verip Allah da ona bunu açığa vurunca o da bir kısmını açıklamış, bir kısmını söylemekten vazgeçmişti. Sonunda haberi verince eşi demişti ki bunu sana kim haber verdi? O da bana bilen her şeyden haberdar olan Allah haber verdi demişti. Tahrim 3. Bu da gayb haberidir. Evet hocam. İnşallah. Bak gaybı Allah demek ki peygamberlerine bildiriyor. Evet, seçtiği peygamberlerine bildiriyor. Bir daha gayb bilinmez, Allah kimseye gaybı bildirmez demeyecekler. Evet. Demek ki Allah gaybı seçtiği peygamberlerine bildiriyor. Evet hocam inşallah. Evet, devam edelim. Bizans'ın galibiyeti bildiriyor. Siz daha iyi bilirsiniz hocam inşallah. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl, 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir Allah'ın yardımıyla. Rum suresi 2'ye 5 inşallah hocam. Aynısının oldu mu bu ayet? Oldu hocam inşallah. Hani gayb bilinmiyordu? Evet. Demek ki Allah gaybı peygamberlerine bildiriyormuş. Evet hocam inşallah. Heh, bunu gördüler. Bir daha böyle televizyonlara çıkıp milletin gözü içine baka baka gayb bilinmez diye bağıra bağıra anlatmayacaklar. Gaybı hiç kimse bilmez diye bağıra bağıra anlatmayacaklar. Gaybı insanlar bilmez. Ama Allah'ın seçtiği peygamberler bilir. Evet hocam inşallah. Bunu söylemiyorlar. Bu konuda dürüst olacaklar. Evet. İnşallah hocam. Mekke'nin fethi var hocam aynı zamanda. Evet. İnşallah. Siz daha bilirsiniz inşallah. Okuyayım mı hocam? Evet tabii tamam. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun Allah elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminizi kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Fetih suresi 27. Peygamber Efendimiz siz daha iyi bilirsiniz hocam inşallah. Medine'deyken gördüğü rüyasında müminlerin güven içinde Mescid-i Haram'a girdiklerini ve Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüştü. Aynı ile gerçekleşti hocam inşallah. Hani gayb bilinmiyordu? Evet inşallah hocam. Hani Allah gaybı peygamberlerine bildirmiyordu? Değil mi? Evet hocam inşallah. Demek ki bildiriyormuş. Evet. Bakın kaç tane delil verdi? Kaç tane ayet? Evet, bir ayet delil bile versek yeterli. İnşallah. Fakat çok fazla sayıda delil var. Evet görüyorum. Hocam inşallah. Bayraklar Bayraklı Hoca olsun. Evet. Diğerleri olsun böyle göğüslerini gere gere bu konuda yanlış bilgi vermekten kaçınacaklar. İnşallah hocam. Bana ispat edin diyor Bayraklar Bayraklı Hoca. Kur'an'dan ispat edin. Bu ispat değil mi şimdi bizim İspat yaptığımız? Hocam inşallah. Hem ne ispat yani? İnşallah. Değil mi?